arkadaşlar, ben Neval Samancı. Kanalıma hoş geldiniz. Ben kimim? Yani hep bana sorulan soru işte Instagram'da. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Neyle meşgulsün? Aslında ben Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Moda ve tekstil tasarım okudum. Asıl mesleğim tasarımcılık. Ancak ben bununla alakalı ne yaptım derseniz birkaç firmaya styling yaptım. Onun dışında biraz tasarım yaptım ama sonra tasarıma ara verdim. Aslında çok seviyorum ama belki de şimdilik zamanı değil. Baktım ki insanlar bir şekilde hep öne çıkma çabası içerisindeler. Bu sadece işte Instagram olmasın, birçok alanda. Ben kendi fotoğraflarımı sevmek, çektirmekten keyif aldığım şeyleri devamlı çektirmeye başladım. Ama devamlı, yani durmaksızın fotoğraflar yüklemeye başladım. Yavaş yavaş takipçilerim artmaya başladı. Modayı ve trendleri takip etmeyi hep seviyordum. Ama benim kendime ait oluşturmuş olduğum bir tarzım var. Bu tarzda da işte nedir? Birazcık daha Barbie bebek stili. Ben Barbie bebeklerle büyüdüm ve hep idolüm onlardı. Şimdi de hala içimde hep ona yakın kıyafetler alma isteği var. Bakıyorum biraz daha artık insanlar unisex. Ben kanalımda ne çekmeyi planlıyorum dersek işte bu çok büyük bir sorunsal. Ben ne çekmek istediğimi bilmiyorum. İşte kendine bir konu belirle ve o konu üzerinden git. Ben sadece kendime tek bir konu belirleyemiyorum ki. Ben modadan da hoşlanıyorum. Kıyafetler işte ayrı. Onun dışında teknolojik aletlerden biraz işte yeni açılan mekanlar, işte yeni tatlar, gurme lezzetler, bunlar hoşuma gidiyor. Pek yemek yapmak istemiyorum. Bunu da parantez içerisine alalım. Makyaj ürünleri tek bir alan seçemedim kendime. İşte benim kanalımı açtığınız zaman mutlu, kapatırken daha mutlu olmanızı istiyorum. Yani bunun için işte neler çekmeyi planlıyorum dersek öncelikle eğlenceyi ön planda tutacağım. Göreceğiz. Bir de aslında değinmek istediğim bir şey daha var. Türkiye'de biraz daha gösterişliysen ve işte sen birazcık daha ön plana çıkmayı sevecek şekilde dekolteyi, giyimleri severek giyiniyorsan direkt yanlış algılanma durumu söz konusu. İşte sen böyle böyle giyiniyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun, şöyle misin, böyle misin, bunu niye yapıyorsun, şunu niye yapıyorsun? Çıplaklıkla bilim aslında birlikte ilerler. Yani çıplaklığın içerisinde bilimi içerir, bilim çıplaklığı içerir. Ne kadar çok işte doktorlar işte çıplak beden üzerinden otopsi yaparlar, işte çıplaklığın üzerinden işte sağlık bulursunuz, hani bla bla bla. Çıplaklıkla birlikte bilimin ilerlediğini varsayacak olursak aslında göz önünde olarak giyinmenin kötü olmadığını da çıkartabiliriz buradan. Kendim giyinmekten neyden hoşlanıyorum? Biraz tabii onu öne alacağım. Nerede ne yemekten hoşlanıyorum? Hangi tatların güzel olduğunu düşünüyorum? Onun dışında kendimle alakalı başka güneşe çıkmayı sevmiyorum ama bunun için D vitamini kullanıyorum. Cildimin kırışmasından korkuyorum öncelikle. Ve o yüzden beyaz kalmaktan keyif alıyorum. Bu şekilde acıktım.